O hak Adil Gür'e ait. AVG araştırma şirketinin başkanı Adil Gür telefon hattımızda. En son cuma günü konuşmuştuk kendisiyle. Pazartesi günü yeniden yayında bir aradayız. Merhaba Adil Gür. Merhaba Yağız Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. O hakkı teslim edelim diye aradık. Çünkü Çok gerçekten teşekkür teslim ederim. edilmesi gereken bir hak var ortada. Seçimin kaybedenleri muhalefet partileri, aynı zamanda anket şirketleri. Çünkü anket şirketlerinin birçoğu, biri hariç sizinki, yaptıkları anketlerde ağırlıklı olarak 40 ile 43 arasında bir AK Parti oyu gösteriyorlardı. CHP'de de vardıkları sonuç 30'a yakındı ama 25'ten yüksekti. Sizin ve yaptığınız araştırma sonucunda da 47'lik, sanıyorum değil mi? Doğru söylüyorum, 47'lik bir Evet. sonuç vardı. Siz de cuma günü dediniz ki birileri mahcup olacak. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi 47.2, 25.3 diye geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yayınladık. O günde hatta espriyle de espri diye kabul ediyorum. Yani birilerinden para aldınız mı veya ticari ilişkiniz Yok var mı yok, diye sordunuz. espri değil de Adil Gür. Şimdi merak edilen mesele, Adil Peki. Gür birilerinden para aldı ve bu meseleyi böyle mi yaptı? Evet. Sorusu sorulduğu için Yani o para soruyu birbirimizi evet, almamışız. Yani Evet. biz bu şeyi yayınlarken hatırlarsanız sizinle de 2009'da da yine böyle Aynen. tüm Şok araştırmacıların eden bir ters sonuç köşe olduğu bir almıştık. dönem vardı. O dönemde almadığımızı yakinen biliyorsunuz. Öyle olunca bu sefer almamız için bir neden yok. Kaldı ki Elbette. seçime 3 gün kala bir araştırma şirketinin namusu bu iş. Yani şu manada namusu, önümüzdeki 2-3 yıl bir dahaki seçime kadar çoluğunun çocuğunun rızkını belirleyecek bir sonuç bu. Hiçbir araştırmacı bir riske girmez. Asla bir manipülatif bir şeye alet olmaz. Ben Doğru. Buyurun. 2009'da sizin ne kadar heyecanlı olduğunuzu da biliyorum. Birebir karşılıklı Evet. çalışıyorduk o zaman. Yan yana çalışıyorduk, daha doğru ifadeyle. Bu seçimlerde de çok heyecan var mıydı sandıklar açıldığında? Ya aslında hiçbir heyecan yoktu. Neden heyecan yoktu? Şu manada yoktu. 2009 seçimlerinde hatırlarsak o zaman Başbakan, bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Evet. Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta One Minute dediğinde AK Parti oyları hızlı bir şekilde yükselmişti. Doğru. Son 1-2 haftada hızla oylar geriliyordu. Belki gözden kaçan oydu. Halbuki bu seçimden sonra biz 4 tane araştırma yaptık. Ben 15 Ağustos ve 31 Ağustos'ta bir gazetede yaptığım röportajda ben AK Parti stratejik bir hata yapmazsa tek başına iktidar demiştim 2 ay önce. Evet. Yani AK Parti'nin yükselişi son bir haftada değil, AK Parti'nin yükselişi belli bir zamana yayıldı. Peki Bu Adil manada Gür, buyurunuz. bu nasıl bu kadar büyük farklılıklar oluyor? Yani şimdi dün akşam yaptığımız seçim özel yayınında da konuştuk bunu. Araştırmacılarla da konuştuk. Metropol'ün başkanı bağlandı ve evet dedi, yanıldık dedi. Kendisi ifade etti ve öz eleştiri yaptı. Ama genel bir değerlendirme var. O da sanki araştırma şirketleri dünyada da buna benzer sorunlarla karşı karşıya. Bir hata mı yapılıyor? Bir şey mi var? Bir sorun mu var? Siz doğru örnekleri bulup onlar başka örnekleri mi buluyor? Nasıl oluyor? Orada bilimsel bir yaklaşım vardır elbette. Ya şimdi tabii ki elbette ki istatistik bir bilim dalı. Kurallarına uyduğunuz müddetçe birbirine yakın şeyler çıkması lazım. Yani şimdi Türkiye'de konuda evet. araştırma yaparken herhalde o bilimsel değerlendirmeyi yapıyordur diye Tabii düşünüyorum. ki, tabii ki. Yani ben de 8-10 yıl o kurumda Evet, onun çalıştım. için de söylüyorum, Tarhan biliyorsunuz. Bey benim büyüğüm, hocam. Araştırma ahlakını kendisinden öğrendim. Hiç tereddütsüz. Yani sözlerimin başında da söyledim. Hiçbir araştırma şirketi seçime 3 gün kala yanılayım diye bir sonuç açıklamaz. Tabii. Başarılı olmak ister. Bu öyle bir şeyle, motivasyonla zaten bunu açıklar. Ama zaman zaman, yani zaman zaman insanın olduğu, çünkü sonuçta yüzlerce anketör çalıştırıyorsunuz siz. İnsanın olduğu yerde şayet çok ciddi kontrol ettirmezseniz, ben kontrolden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de değer yargıları çok değişti. Kolay para kazanma arzusu çok fazla arttı. Yani Yani anketörler evde oturup o formları doldurabilir mi? yapabilirler. Kontrol etmezseniz yapabilirler. Tabii bilemiyorum yani kim böyle yaptı anlamında Evet, söylemiyorum ama ya bir araştırma ihtimallerden yaparken bahsediyoruz. yani 100 lira 100 lira bir araştırma bütçeniz varsa 50 lira da kontrol için para harcamak gerekiyor Türkiye'de doğru sonucu bulabilmek için. Ama yine de Türkiye'deki araştırma şirketlerinin büyük bir bölümü geçmişte rüştünü ispat ettiler. Evet. Başarılı sonuçlar elde ettiler. Tabii sektörde
aynen bir şeyde sandığın içerisinde çürük elmalar olabileceği gibi sektörde çürükler de var. Yani bunu da kabul edelim. Bunu da gördük zaten. Yani bir takım basına yansıyan, bizlerin de gördüğü o tapelerde 1-2 puanlık böyle bir oynamalar yapılması talep edildiği veya üzerinde konuşulduğuna ilişkin kafaları karıştıran şeyler vardı. Ama şimdi görüyoruz. 47'lik bir sonuç AVG'nin başarısı. Ben şöyle diyorum. Bu seçimin kazananı AK Parti ile birlikte Adil Güroğlu, kaybedeni de muhalefet partileri ve diğer araştırma şirketleri oldu diye. Bu çok net, bu hakkı teslim etmek lazım. Önümüzdeki dönemde de elbette AVG'nin herhalde bu yaptığı araştırma önümüzdeki döneme ilişkinde ciddi bir şekilde sizi farklı bir noktaya taşıyacak, değil mi? Tabii, inşallah, inşallah. Ama şöyle bir şey olmuyor. Yani şunu belki dinleyicilerle çok net bir şekilde paylaşalım. Aa, çok başarılı diye. Öyle iş hacminiz artmıyor, para kazanmıyorsunuz. Yani 2009'da biz 40'ın altında olacak dedikten sonra öyle bir paralar falan kazanmadık yani. Böyle bir şey olmadı. Bugünden sonra da öyle bir şey olmayacaktır. Şimdi burada tabii ülkenin içinde bulunduğu durumun da etkisi var. Suç belki sadece, suç demiyorum, yanılgı sadece araştırmacıların değil, yayıncıların da çok dikkat etmesi lazım buna. Yani yayıncılar, yayıncı refleksiyle ait olduğu, yakın olduğu siyasi partiye yakın sonuçlar geldiğinde ister istemez belki doğal olarak ya hiç sorgulamadan, bugün ya araştırmacıları tenzih ederek söylüyorum tamamını, çürük elmalar için bahsediyorum. Kim için yapıldı, nerede yapıldı, kaç kişiyle yapıldı, parasını kim ödedi, sorgulaması gerekirken sorgulamadan yayınlandığı için araştırma sektöründe bu kadar bir dağınıklık var. Ve kafa karışıklığı yaratıyor feci şekilde. Evet, evet. Yani bunu biz sorgulayabilsek, keşke şey olabilse, yani başarısız olanlar için ceza, elbette hukuki bir cezadan bahsetmiyorum. Bunun bir kamuoyu nezdinde bir cezası olsa, öyle zannediyorum ki her birimiz daha fazla dikkat ederiz. Ama işte şey devam ediyor, yarın bir gün yine bir seçimler yaklaştığında ve yakın bir zamanda göreceksiniz ki bir gazete, bir radyo, bir televizyon hangi siyasi partiye yakınsa yine oraya yakın bir sonuç geldiğinde balıklama atlayıp yayın şey yapıyor. Yani bir manada biz araştırmacıları da birazcık yayıncılar da bozuyor diyebilirim yani. Peki birkaç cümleyle bir iki tahlil rica edeceğim. Bir, AK Parti evet, niye bu kadar oy aldı sorusuna birkaç cümleyle cevap verirsek ne dersin? Ya şimdi pek çok neden var ama en önemli neden ne biliyor musunuz? Yine 2009'da konuştuğumuz gibi aş iş ve istikrar. Yani 7 Haziran'dan bu yana Türkiye'de ticarette işlerin iyi gitmediğini, siftahsız kapatan esnaflar olduğunu, işte dövizdeki hızlı kur artışı nedeniyle İnsanlar ev almış, araba almış vesaire. Kaygılı. Yani Türkiye'de, evet, Türkiye'de şu çok konuşuldu. Dendi ki efendim seçmen davranışı ideolojiktir. 10 kere seçim yapsanız aynı sonuç çıkar. Hayır. Seçmen davranışı içerisinde ideolojik oy kullanan seçmenler var. Ama seçmenin önemli bir bölümü iktidarı belirleyen oranı rasyonel bakar, cebine bakar, gündelik yaşamına bakar. Bu nedenle de son dönemlerde yaşanan, son 5 ay içerisinde yaşananları belki tek başına bir iktidar olma işine bağlayan seçmenler bu seçimde bir parti iktidar çıksın diye gitti oy verdi. Tek alternatif de AK Parti'ydi zaten. Evet. Yani AK Parti sadece HDP'den, sadece MHP'den oy almadı. AK Parti CHP'den de oy aldı. Bakın, bu önemli bir tespit ve sadece evet, sizin yaptığınız bir tespit. Bunu gördüm bugün gazetelerde de. Ne kadardır o? Yani %2 civarında bir oy aldı. Çünkü biz şöyle yaparsak yanlış yapmış oluruz. CHP zaten 25 aldı, 25.3, binde 3 duruyor. Hayır, öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimde emanet oyları vardı HDP'ye giden, geri dönen. 2, MHP'den gelen oyların tamamını AK Parti'ye yazmak da doğru değil. Orta evet, Anadolu'daki, Karadeniz'deki MHP seçmeni MHP'ye oy vermekten vazgeçen AK Parti'ye oy verdi. Ama Trakya'da, Ege'de, sahillerde ise CHP'ye yakın MHP seçmeni CHP'ye yöneldi. Dolayısıyla biz onun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden herkes yanıldı bakın. 29-30 dendi ama 25 çıktı. CHP'den de aldı. Bu da şunu gösteriyor. CHP tahlili de birkaç cümle lütfen. Evet. CHP değil, genel olarak muhalefetle ilgili şöyle bir tahlil yapmak istiyorum ben. Evet. Yani bu seçim sonuçlarını iyi okumak lazım. Türkiye'de güçlü muhalefet partilerine ihtiyaç var. Bu muhalefet partileri oluşmadığı takdirde Türkiye'de bir süredir bir beşinci partiden bahsediliyor. Herkes
bu 5. partiyi AK Parti'nin içinde çıkacak bir parti olarak yorumladı. Evet. Ben diyorum ki iddialı olacak belki ama muhalefet şayet seçim sonuçlarını iyi analiz etmezse muhalefet içinde bir 5. parti çıkacak. Aman ha muhalefet partilerine dikkat diyorum. Evet, halka hitap etmedikleri için böyle bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Adil Gül. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.